seçim yasaklama ekranından birazcık daha önde çıkmış gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle. Olaf seçimi burada ormanda göreceğiz gibi evet, duruyor. Evet, Sion üst koridora gidecek. Çok fazla kitle kontrolü gördükleri için belki de bir içeri girebilecek bir şampiyon aradılar. Yalnız ben şunu gördüm, Dark Passage White bence burada Graves tercihine bir hiper taşıyıcıya yönelmiş olsaydı çok daha galip çıkabilirdi bu seçim yasaklama ekranından. Evet, önde hem iki tane tankları var hem de Lulu gibi onları koruyacak bir şampiyonları var. Yani Graves yerine burada dediğim gibi Bivane, Jinx veyahut Kog'Maw tercihinde bulunmuş olsalardı hem Pedal gibi mekanikleri iyi olan bir saldırı gücü taşıyıcı oyuncusuna daha iyi bir görev yüklemiş olabilirlerdi. Yalnız Crew'un da şöyle bir dezavantajı var. Şu an çok fazla içeri girebilen savaş başlatma mekaniği olan şampiyonları var. Ve buna karşılık iki tane mobil olmayan taşıyıcı. Jinx ve Orianna. Evet ama şimdi baktığımız zaman arkaya geçmesi çok da mümkün değil Dark Passage White'ın. Sadece Olaf'ın arkaya geçmesi mümkün olacak. Bakalım bu Olaf'ı tutmayı başarabilecekler mi ya da Olaf onu o yönü izleyip Orianna ile Jinx'in üzerine gidecek. Bu biraz önem taşıyor. Burada biraz da pick-up potansiyeli var Dark Passage White'ın. Yani Thresh seçimi ona biraz gösterge bu konuda. Çünkü o pick-up potansiyelini iyi kullanırlarsa belki de o taşıyıcıların yaşayamadığını hatta ve hatta savaş başlamadan eksildiklerini de görebiliriz. Ben açıkçası genel olarak baktığımda bu seçim yasaklamadan Crew'un biraz daha senin düşündüğün gibi önde çıktığını düşünüyorum. Yalnız şöyle bir durum da var, dediğim gibi Dark Passage White eğer elindeki şampiyonları istediği gibi kullanmaktan ziyade taşıyıcı rolünü üstlendirebilirse oyunun ilerleyen safhalarında daha etkili olabilir. Ama geç oyuna sarktığında her türlü Crew daha önde. Yani açıkçası ben Abaria'nın Lulu'yu bile bir taşıyıcı gibi oynayacağını düşünüyorum. Çünkü oyun tarzına uymuyor yatkın, yani. Gerçekten evet, yatkın. Yani genel olarak baktığımızda Abaria aslında böyle oyun yapmayı seven, mekanik gerektiren şampiyonları daha çok seviyordu. Ve skor almayı seviyor yani. Aynen öyle. Doğasında o var. Aynen o konuya geleceğim. Yani Lulu'da biraz daha skor almaktan ziyade taşıyıcınıza yardım etme amaçlı bir rolde oynuyorsunuz. Orta koridorda oynasanız bile. Abaria bunu aslında bence çok yatkın değil ama belki de çok çalışmıştır. Özellikle takımlar yeni taktikler denemeyi çok istiyorlar çünkü bu hafta sonu bence o kadar oyun oynadıktan sonra birbirlerinin oyunlarını artık okudukları için bu kadar taktikten sonra yeni taktikler üretip hafta sonuna sürpriz bir şeyler çıkarabilirler. Kesinlikle. Hafta sonunda biliyorsunuz ki ya da bilmiyorsunuz Yükselme Ligi finalleri var. Yükselme Ligi finalleri bu hafta sonu Riot Games Türkiye ofisinde gerçekleşecek ve yine canlı yayınla LoL TV'de olacak. Peki kimler katılacak? Yükselme Ligi'nde ilk 4 sırayı alanlar katılacak. Bu ilk 4 takımdan 3'ü belli. Oyun hizmetleri, Dark Passage White ve Crew ekipleri şu anda ilk 3'te yer almayı garantilediler. Ama sıraları hala belli değil. Bugün oynanacak olan karşılaşmalarla belli olacak. 4. takım ise günün son maçı Ant-Soa maçından sonra belirlenecek. Kesinlikle en çok beklediğim maç. Yani Ant-Soa maçı bugün... Gerçekten her iki takımda hani one last time diye böyle tüm eforunu, tüm böyle hırsını ortaya koyabileceğim maç kesinlikle. Çünkü bu turnuvaya katılmayı çok istiyorlar. Lig şanslarının devam etmesini çok istiyorlar. Her iki takım da buraya kadar çok çalıştı. Değişiklikler oldu, oyuncular değişti. Soa'da nitekim orman oyuncusunun değiştiğini gördük. Akame yerine Trixie geldi. Aynen öyle. Ant takımında zaten bayağı köklü değişiklikler oldu. Yani her iki takım da buraya gelebilmek için çok fazla fedakarlık yaptılar. Bunun karşılığını almak istiyorlar. O yüzden bence kanlarının son damlasına kadar bu maçta savaşacaklardır. Evet, bu konuda da sana katılıyorum ve artık maça geçiyoruz. Crew Dark Passage White, Yükselme Ligi 4. hafta 2. gün. Artık son haftadayız. Artık son gündeyiz ve her şey bu maçlarda belli olacak. Gerçekten inanılmaz mücadeleler izleyeceğiz bugün. Bugün herkes %100'ünü verecek maçlara ve galip gelmeye çalışacak. Buradaki iki takım da şu anda çok çok önemli bir maç oynuyor ve orada Babunya'yı gördüler. Hemen rakip ormana giden bir Crew takım var. 5 kişi kurtları totemliyorlar. Crew'dan açıkçası bir koridor değişimi görebiliriz. Her ne kadar Leona buna uygun olmasa da Jinx barındırdıkları için ve Graves Thresh karşılaşmasında çok sıkıntı çekebilir bu Jinx. Koridor değişikliği görebilirler derken orada totemi gelecek mi? Trial Bane şu an oraya bir koridor değişikliğini görmek amaçlı totem atmaya gidiyor. Sinyal de geldi. Ve şu an Crew ekibinin 5 kişisini de bir arada görüyorlar. Evet. İkinci kulenin arkasında o koridor değişimini görmek amaçlı totem şu an geldi Trial Bane tarafından. Crew ise galiba orada birini yakalamaya çalışıyor gibi. Evet, Crew aslında birazcık da dün Dark Passage White'ın onlara yaptığını bugün kendileri yapmak istiyor. Çünkü dün hatırlayacağız ki Dark Passage White'da Trial Bane adeta ormanda Gromp'a aldırmamıştı. Sonrasında takım arkadaşları yardıma gelmemişti. Bugün de Crew takımı rakibinin nereden başlayacağını anlamaya çalışıyor. Ama yine de iki takım da oldukça fazla totem attı. Acaba Sylphie'nin erken seviye 2 olma taktiği, bu uzun süredir gördüğümüz taktiği engellemeye çalışacaklar mı? Çünkü Orianna oraya o topu koyduğu an hasarı verebilme potansiyeline sahip. Yalnız orada bekleyen tabii bir Abaria da var. Bunu engellemek istiyor bence. Yalnız şu an Ravenna oraya doğru yöneldi. Evet, bakalım Orianna orada şimdi Sion'u bozacak mı? Orianna bakalım ne yapacak? Evet, Orianna'yı şu an göremiyoruz ama algılayabilirim ve aldı. Evet. Bir tane aldığı için şu an Sylphie'nin taktiği orada bozuldu. Aynen öyle. Ravenno da orada büyük bir sıkıntı yaşamak üzereydi ancak Abaria vaktinde gelemedi. Alt koridorda da şimdi kayacıları alan bir Crew ikilisi görüyoruz. Orada Jinx erken ikinci seviye olmak için kayacıları alıyor. Yani Ravenno burada aslında takım için çok önemli bir iş yaptı. Sion'un koridora biraz daha geç gitmesini sağlayarak Madness'ta Barcode'un o koridorda biraz daha rahat etmesini sağladı. Yalnız bu karşılaşma biraz önemli. Yani çünkü Orianna'yı erken seviyede bastıramazsanız oyunun orta safhasında size çok yüksek hasarlarla geri döner. Evet, bu arada orta koridorda Orianna'yı tam senin dediğin gibi bastırdığını gördük Abaria'nın. Ve mavi güçlendirmeyi de çalan bir Babunya görüyoruz. Babunya burada büyük bir avantaj sağladı. Aynı zamanda Babunya'nın orada aldığı küçük canavarlarla beraber Sylphie de ikinci seviye olmayı başarıyor. Orta koridora erken bir baskın görebiliriz şimdi. 3 kişi birden orta koridora geldiler. Ravenno'yu orada öldürmek istiyorlar. En azından sıçrasını atmasını istiyorlar ve o sıçrayı çok erken attı. Bakalım Babunya onu yakalayabilecek mi şimdi? Balta tutuyor orada, yavaşladı. Trial Bane'den güzel bir sıçra. Derisini yüz geldi ve ilk kan burada dökülüyor. Trial Bane ilk kanı döken isim oldu. Bakalım ejderhaya ilerleyecekler mi? Kesinlikle bu taktiği de yapabilirler. Bence. Yani almaları aslında rahat olabilirdi. Onlar için şöyle bir durum oldu. Orianna yaptığının bedelini ödettiler. Yani sen beni rahatsız edersen ben sana bunu yaparım dedi kısacası Dark Passage White. Bu dakikadan sonraki koridor evresi çok önemli. Yani Unknown'un da Madness'ın da çok dikkatli olması gerekiyor. Bu koridorlarda çıkan ekstra bir skor bir anda oyunun tamamen Dark Passage White lehine ilerlemesini sağlayabilir. Aynen öyle. Açıkçası Dark Passage White'tan şu ana kadar çok iyi başlangıç gördük. Orta koridora attıkları 4 kişilik baskın burada onlara hem skoru getirdi hem de dünkü karşılaşmanın yıldızı olan Ravenno'yu erken safhada birazcık moral bozukluğuna götürdü. Bakalım Ravenno şimdi buradan toparlayabilecek mi? Minyon farkında da yaklaşık olarak 10 milyona yakın bir fark yemiş durumda. Unknown bu arada Pedal'ı zorlamaya çalışıyor. Onu da güzel Irelia oyunuyla hatırlıyoruz. Kesinlikle öyle. Hatta dün gayet bir performans sergilemişti ve rakip takıma Dark Passage White'a bayağı bir zorlananlar yaşatmıştı derken Euphony orada yakaladı. Evet, şimdi ormanda girişte birebir bir savaş var. Hemen oraya yetişen bir Ravenno görüyoruz ve çok güzel biçimde Barcode da geldi. Skoru burada Ravenno'ya vermeyi başardılar. Abaria da şimdi yakalanmak üzere. Madness sancısı tutuyor. Ravenno oradan sarı verdi. Onu yavaşlatabilecek mi? Hala sıçrası var Abaria'nın. Abaria orada rahat bir biçimde kaçmayı başardı. Yani Lulu'ya karşı o seviyede kule altına bence çok girmek istemezsiniz. Özellikle tutuşturu varken tekim orada Barcode'un skor vermesi işten bile değil. Aradığı kanı buldu biraz. Pardon, aradığı o atağı buldu şu an Crew. Yalnız dediğim gibi hala koridorlarda çıkacak en ufak bir skor her iki takım içinde oyunun bir anda kaybolmasına neden olabilir. Aynen öyle. Çünkü bir de takım savaşlarına baktığımız zaman hani Crew'ün biraz daha takım savaşı odaklı bir seçim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Crew takımının koridor safhasında güçlenmesi daha büyük bir sıkıntı yaratacaktır. Aynen öyle ve özellikle oyunun orta safhasına, yani oyunun orta safhasına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Irelia ve Orianna'nın bazı eşyaları çıktıktan sonra o power spike dediğimiz çok fazla güçlü oldukları anlar var. Evet ve bu arada 3 seviye olan Ravenno orada 5 seviye olan Abaria'ya adeta hayat zehir etti. Annon'dan çok güzel bir oyun hareket. Ama ölüm cezası tutuyor. Bakalım Pedal'la Trial Bane bu skoru alabilecek mi? Derisini yüz geldi, üzerinde tutuşturma, son bir vuruş ve 2-0-0 oynayan bir Trial Bane görüyoruz. Yani güzel hareketler ama skorun açıkçası Trial Bane'de kalması biraz Dark Passage White'ın işine gelmiyor gibi. Çünkü Pedal'da kalmış olsa bayağı bir öne geçecekti Madness'a karşı. Özellikle aynen öyle. Altında. Zaten Minyon'da da öne geçmiş durumda şu anda. 10 milyonluk bir fark yaratmış durumda. Euphony bu arada orada bir baskın bekliyor. Gördüğümüz gibi ejderha tarafına pusmuş ve bekliyordu. Madness şimdi alt koridorda orada Sylphie'ye doğru pozisyonunu almaya başladı. Bakalım alt koridorda şimdi Sejuani oraya bir baskın atıyor. Sejuani baskınında şimdi Sylphie'yi yakalamayı başardılar. Madness'tan orada patlangaçlar yetmedi. Son bir vuruş gelecek mi? Sıçrasını attı ve Madness orada skor almayı başarıyor ve Pedal'la arasındaki farkı da böylelikle kapatıyor. Aynen öyle. Yani oradaki skorun Pedal'a kalmaması şimdi burada altın farkının eşitlenmesine neden oldu. Her iki takım da aslında birbirlerine cevap veriyorlar. Yani bu da aslında maçın orta safhada ne kadar çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Dediğim gibi bu kompozisyonların ikisi de birbirlerini aslında antilemeye çok müsait ama bunu ne kadar kullanabilecekleri savaşta bunları göreceğiz. Aynen öyle. Orta koridorda da baktığımız zaman Ravenno hala seviye farkını kapatamamış durumda. 4 seviye olan bir Orianna, 6 seviye olan bir Lulu görüyoruz. Barcode şimdi takım arkadaşına yardıma geldi. Bu seviye farkından dolayı çok fazla dürtülmesini önlemek istedi. Ve ejderha alan bir Crew takım var. Erken bir ejderha denemesi yine. Her iki oyunda da, pardon, hem dünkü hem de bugünkü oyunda Barcode'un ne kadar güzel gezici destek oyuncusu olduğunu görüyoruz. Şimdi ejderhaya geldi. Erken ejderha Crew'u biraz daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum koridor aşamasında. Aynen öyle. Burada şimdi orta koridorda Ravenno alınan ejderhanın yardımıyla beraber birazcık daha rahatlayacak Abaria'ya karşı. Sylphie'nin de artık üst koridora Unknown'un karşısına gittiğini ve Dark Passage White'ın burada koridor değişimini bitiren taraf olduğunu görüyoruz. Yani aslında koridor değişimindeki amaç biraz da erken kuleyi açabilmekti. Yalnız Unknown buna izin vermedi. Koridoru Pedal'ın itlediği şekilde Pedal'ın üzerine yıkmayı da bildi. Bu yüzden Dark Passage White kuleyi, pardon, koridor değişikliğinden vazgeçti. Evet, bu arada ormanda Barcode'la Trial Bane bir an için karşı karşıya geldiler ancak buradan herhangi bir şey çıkmadı. İkisi de destek oyuncusu olduğu için herhangi bir takasa girmediler ve Trial Bane de oraya bir totem bırakmayı başaramamış gibi gözüküyor şu anda baktığımız zaman. Ki zaten üzerinde totemde yokmuş, şu an gördüm. Nişancıların eşyalarına baktığımız zaman birebir aynı olduğunu görüyoruz. Her ikisinde de AMK kılıcı, Dora'nın kılıcı ve can ve mana iksirleri var. Buna karşılık orta koridorda ise kadehe karşılık bir kitap görüyorum. Tekim ikisi de acaba Atin'in kadehine doğru mu gidecek diye de bir sormuyor değilim. Evet ve bu arada mavi tarafa baktığımız zaman mavi güçlendirme ve üst koridorda bir skor geldi bu arada. Jinx 2-0-0 oluyor şu anda ve o ikinci skor ona çok büyük katkı sağlayacak. Şu anda mavi güçlendirme tarafında bir savaş görüyoruz. Babunya orada çok kötü yakalandı. Ultiyi değdi. Abaria geliyor onu korumak için. Euphony'nin canı da çok azaldı. Ravenna orada, bakalım Abaria'yı uzaklaştırmayı başarabilecek mi? İki ormancı da burada çok fazla hasar aldı ama skor çıkmıyor. Barcode oraya gelmenin peşinde. Trial Bane ile şimdi karşı karşıya gelecekler. Orada Barcode kötü bir biçimde yakalanabilir. Bakalım orada bir ölüm cezası gelecek mi diye bakıyorum ama hayır, gelmedi. Ve mavi güçlendirmesini de alan bir Orianna göreceğiz. Sylphie'nin 2 gündür koridor değişiminde çok zorlandığını görüyorum. Yani dün Hecarim oyunuyla, bugün Sion oyunuyla yani bir türlü adapte olamamış gözüküyor. Bunun önüne geçmesi lazım acilen, yoksa dünkü gibi yine Madness'ın çok fazla skor alıp kasabildiğini de görebiliriz. Aynen öyle. Bu arada Trial Bane'den çok güzel bir oyun geldi. Orada çalıya girmeden önce fenerini atarak orada birisi var mı diye kontrol etti. Kesin. Çünkü Barcode üst koridorda gözükmüyordu. Güzel bir oyun gördük böylelikle Trial Bane'den. Kuleyi alan Crew takımı şimdi orada Trial Bane'yi zorlayacak mı diye baktım ama hayır. Devam etmedi. 7. seviyeye karşı 4. seviye. Açıkçası zorlasa orada skorda çıkartabilirdi fakat yani Barcode'un çok fazla yakında olmamasından, bir de şu an Sion her ne kadar geri düşmüş olsa da hala üzerine hasar alabilecek potansiyelde. Fazla yanaşmayı tercih etmedi. Buzul örtüsünü de almış zaten. Evet. Dolayısıyla şu anda bunu kaldırabilecek tanklığı mevcut. Ravenno'nun da orada keskin gagaları kestiğini görüyoruz. Orianna burada Minyon'da geri düşmesini bir şekilde geri çevirmeye çalışıyor. Euphony de şimdi kırmızı güçlendirmesini alıyor ve orada ormandaki Minyon farkını azaltmaya çalışıyor. Crew açıkçası bence koridor değişimini gayet iyi yapıyor. Yani buna verdiği tepkiler, bunu daha doğrusu başlatan taraf olmasa bile buna karşılık yaptığı hamleler gayet karşı takımı zorlayıcı nitelikte hamleler. Şu dakikadan sonra oyunun orta safhasına yaklaşırken Dark Passage White'ın rakibinin hiç beklemediği alanlardan bir baskın düzenlemesi gerekiyor ve koridorları bir nebze rahatlatması gerekiyor. Aynen öyle. Bu arada şuna dikkat çekmek istiyorum. Baktığımız zaman hani skorda Crew 1 skor önde. Ve kulelerde de 1-0 öndeler. Ama altın farkı çok az. Çünkü Dark Passage White hem ilk kanını alan taraf oldu hem de Minyon'da neredeyse her koridorda öndeler. Yani buna baktığınız zaman Dark Passage White'ın aslında ne kadar da iyi minyon kestiğini, koridorda ne kadar iyi durduğunu görüyoruz verdiği skorlara rağmen. Ve alt koridora şimdi bir baskın geliyor orada. Annon Pedal'ın üstüne yüksek bir hasar bıraktı ama Trial Bane'nin arkadan çıktığını gördüğü anda hemen geri dönmeyi tercih etti. Çünkü Barcode da orada henüz 5. seviye olduğu için yeterli kitle kontrolü sağlayamayacaktı. Aynen öyle. Yalnız Trial Bane bu kadar çok gezmeye devam ederse tecrübe konusunda bayağı bir geride kalacak gibi duruyor. Şu an Barcode 5. seviyede fakat Trial Bane 4. seviyede. Evet, Ravenno burada bahsettiğin gibi hala iki destek oyuncusu da bu arada 6. seviye olamamış durumda. Yani Ravenno bu arada moralinin bir konunu çıkmış. Bu da demek ki biraz daha agresif oyunu devam ettirmek istiyor. Buna karşılık Lulu ise biraz daha defansif bir eşya olan Atin'in kadehinden yana tercihini kullanmış. Koridorda açıkçası Abaria biraz daha üstünken bunu neden tercih etti çok fazla anlamış değilim. Evet, yani Abaria ondan da beklemediğimiz bir tercih yapmış durumda. Öyle. Çok defansif. Kendisinin ofansif oyunlarıyla biliyoruz biz. Hani skor almaya çalışmasıyla biliyoruz. Burada Lulu ile demek ki bu oyun kendini tamamen takımını korumaya adayacak gibi duruyor. Ya tamam, korumaya adayacak ama şu an hala oyunun orta seviyesinde tam olarak kendini toparlayamamış bir Graves var. Normalde kartopu fikrine maruz kalması gerekirken... orta koridorda gelen baskın ama ufuk kılıcı kaçınca orada Crew herhangi bir aksiyon yapmadı. Ravenno orada ultisini kullanmayı tercih etmedi. Güzel bir baskın geldi ama baktığımız zaman Barcode yine dünkü gibi rakibin her koridorunu rahatsız etmeye çalışıyor. Ya dün şundan bahsetmiştik. Barcode bir ormancı gibi oynuyor. Gerçekten hala o oyunu devam ettiriyor. Leona ile de maçın başında bahsettiğimiz o baskınlarını atıyor. Hatta gezgin çizmesinde çıkmış, rahat bir şekilde koridorlar arasında dolanıp o koridordan bu koridora gidebiliyor. Euphony şu an yanar döver efsununu tamamladı. Biraz daha rahat edecekleri diye düşünüyorum çünkü 45 saniye sonra ejderha savaşı var. Aynen öyle. Bu arada orta koridora bir ulti geliyor şimdi. Orada Ravenno'yu zorlamaya çalışacak Sylphie. Çok güzel bir ulti. Hasar çok yüksek ve skor geliyor. Gerçekten çok iyi bir oyun. Yani Sylphie'den mükemmel bir ulti. Ravenno bunu hiç beklemiyordu. Şimdi alt tarafta bir baskın var. Trial Bane kötü pozisyonda yakalandı. Sıçrası yok. Skor burada Sejuani'ye gitti. İki tarafta karşılıklı skorlar aldı. Ama orta koridora karşı destek kesinlikle Dark Passage White buradan biraz daha avantajlı çıktı. Bir de şimdi kule almaya çalışıyorlar. Şundan bahsetmiştik. Crew sürekli bir cevap vermeye çalışıyor yaptığı hamleler karşısında. Evet cevap veriyor ama bazı hamleler vardı ki aslında eşit gibi gözükse de size daha çok avantaj sağlar. Nitekim bunu da orada gördük. Tabi buna karşılık şimdi bunu dediğim gibi yine bir cevap verecekler. Alt koridor kulesini alacaklar. Aynen öyle ama orta koridor kulesini kaybetmeleri çok kötü. Çünkü ormanın kontrolünü kaybetmek birazcık orta koridor kulesine bakıyor. Şimdi ejderha için bir savaş dönebilir burada. Bakalım kim daha kendisini adayacak bu savaşa. Kesinlikle öyle. Orta koridor kulesi düştükten sonra daha çok derken orada hemen Ragnar onu kullandı. Olaf ve oradan kaçmayı başarıyor Babunya. Burada Olaf'ın ultisini kullandırmaları çok önemli. Abaria'nın üstüne burada bu arada ulti geldi. Güneş patlaması ama Abaria orada arkadan birisinin gelmeyeceğini düşündüğü için kendi ultisini ya da sıçrasını kullanmayı tercih etmedi. Şimdi hem Leona'nın ultisi yok hem de Olaf'ın ultisi yok. Oraya gelen bir ışınlanma var. Bakalım Sylphie'nin de ultisi yok. Orada kim alacak ejderhayı derken Euphony rahat bir biçimde ejderhayı aldı. Crew takım buradan çıkmaya çalışacak diye tahmin ediyorum. Ravenno da oraya geldi takımını kurtarmak için. Euphony rahat bir biçimde ejderha çukurundan dışarı doğru kaçacak. Ama Dark Passage White kovalamak istiyor. Bakalım Ravenno'ya bir sıçra ölüm cezası gelir mi? Hayır, sıçrası yok. Ölüm cezası gelebilir. Kule yok. Bakıyorum şu anda. Çok güzel bir balta. Ravenno'yu yavaşlattı. Ravenno sıçrasını atıyor. Euphony önde yakalandı. Euphony de sıçra atmak zorunda kaldı. Yüksek bir hasar var Babunya'nın önünde. Lulu'dan Babunya'ya bir ulti geliyor. Madness arkadan hasar çıkartmaya çalışıyor. Ama devamı gelmedi. Bu takım savaşında şu ana kadar skor çıkmış değil. Gerçekten iki takım da güzel bir oyun oynuyor ve kaçmayı başarıyorlar skor vermeden. Yani dün hatırlarsan aksiyonun o kadar bol olduğundan ötürü yorum yapamamıştık oyuna. Tekim bugün de devam ediyor. Yani kaldığı yerden o aksiyon devam ediyor. Bu oyun gerçekten özellikle geç oyuna doğru uzarsa harika savaşlara sahne olacak bence. Her iki takım da takım oyununu gayet güzel ortaya koyuyor. Crew orada çok başarılı bir şekilde ejderha çukurundan kaçmayı başardı. Dark Passage White ısrarcı oldu ama dünkü hataya düşmediler. Daha fazla ısrar edip kendilerini zor pozisyona sokmadılar. Aynen öyle. Babunya'nın kırmızı güçlendirmeyle bir savaşını izledik orada. Tabii çok az canı vardı ama ölmeyeceği belliydi. Rahat bir biçimde kırmızı güçlendirmeyi aldı. Şimdi üstüne dönüyor. Üst koridorda da Annon rahat bir minyon dalgası bulmuş durumda. Orada minyonları biçiyor çünkü Sylphie kayacıları almaya yönelmiş durumda. Burada Sylphie'ye de yoğun bir minyon dalgası gelecek oradan ve alt koridorda Pedal yakalanmış. Orada Barcode'la Madness'tan Barcode'un da ultisinin kullanıldığını görüyoruz. Pedal yalnız kalmasının cezasını çekiyor böylelikle. Yani görüş avantajı olarak şu an Crew haritayı güzel kullanıyor. Yani koydukları totemler aslında biraz da onları bu yolu açıyor derken üst koridorda da Unknown'dan güzel bir takas. Güzel çok iyi takas. Değerlendirdi. Kırık geçiri kullanmasını. Nitekim Sion'un belli bir yerden sonraki o hasarını fazla koruyamamasını iyi kullandı. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Leona ve Thresh'e baktığımız zaman ikisinde de gezgin çizmesi var. Ama ve Thresh 2-0-0 başladı oyuna. Yani daha erken eşyalarını bitirme şansı vardı Leona'ya oranla. Ama Barcode bütün haritayı dolaşırken Trial Bane'yi neredeyse hiçbir yerde görmedik. İşte bu Barcode'un dediğim gibi yani ne kadar bunlara alışık ve iyi kullanabildiğinin bir göstergesi. Dün Natulus'a da aynısını yapmıştı. Hatta ve hatta Nautilus oyunuyla belki de galibiyetin baş mimarlarından biri olmuştu. Çünkü Ravenno'ya yaklaşık 2-3 tane skor attığı baskınlar sayesinde vermişti. Aynen öyle. Hatta üst koridora bile baskın yapıp orada rakip oyuncuları yakalamıştı. Şimdi orada Euphony Trial Bane'nin üstüne gidiyor. Trial Bane hemen sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Arkadan da gelen bir Jinx ultisi gördük. Ama bu yeterli olmuyor tabii ki. Çünkü Trial Bane erken biçimde zerre tereddüt etmeden orada sıçrasını kullandı. Nitekim atmamış olsaydı büyük ihtimal orada düştüğünde görecektik. Aynen öyle. Bu arada ulti geldi ama Abaria kaprisini kullanarak hızlandı ve kaçmayı başarıyor burada. Güzel bir oyun gördük Abaria'dan. Hiçbir sihirdar büyüsü ultisini kullanmadan Orianna'nın ultisinden kaçmayı başardı. Şimdi bence Dark Passage White'ın bu Orianna'nın ultisinin olmayışını cezalandırmalı. Çünkü takım savaşında çok etkin bir rolü var bu şok dalgasının. Yani eğer takım savaşında bu aradıkları pozisyonu bulabilirler derken bir duraklatmamız geldi. Evet, bu duraklatma mücadelenin şu anda yanlış görmüyorsam 16. dakikasında gerçekleşiyor. Şu ana kadar Dark Passage White'ın, pardon, Crew takımının güzel bir üstünlüğü var. Ama bunu ikna edici bir üstünlüğe çevirebilmiş değiller. Şöyle bir durum var sevgili Chris. Her iki takım da birbirine çok yakın oynuyor. Ve bu yakın oyunlarının sonucu olarak da oyun aslında çok fazla fark açılamadan devam ediyor. Dün Crew çok fazla kartopu efektine maruz tuttuğu için rakibini bu fark açabilmişti. Aynen öyle ve mücadelenin yeniden başladığını görüyoruz. Sylphie ultisini kullanarak hemen üst koridora doğru adımını attı. Daha doğrusu koştu desek çok daha doğru olur. Bu arada Dark Passage White takımı da ormanda hem totem temizliyor hem de pozisyon almaya çalışıyor. Şimdi orta koridor kulesine kurtarmaya gidecekler. Tabi orada Jinx gibi bir kule canavarı var. Bakalım bu savaşı kazanabilecek mi Crew takım bu kule alma savaşını? Şimdiye kadar kazanabilmiş değiller. Dark Passage White rahat bir biçimde onları geri püskürtmeyi başarmış gibi duruyor ama yüksek bir hasar. Yani dediğim gibi oyunun orta safhasında eğer Orianna geri düşmezse karşı tarafa çok çok yüksek miktarda hasar bırakabiliyor. Tekim şu an şok dalgası da gelmek üzere. Çıkacak bir takım savaşında bence Crew'un etkisi çok daha fazla olacak. Evet, yani şu anda Orianna'nın saldırı ve uyumsuzluk komutlarının ne kadar yüksek bir hasar verdiğini gördük Trial Bane'ye. Canının 3'te 1'ini aldı neredeyse. Bu Orianna ilerleyen dakikalarda daha da tehlikeli olacaktır diye düşünüyorum ben ve şu anda Ravenno'nun ultisi de geldi. Orada sıkıntı yaşayabilirler. Bu arada Barcode yakalanmıştı. Arkada güzel tarafta muhteşem bir Orianna ultisi ve muhteşem bir Leona ultisi ama bunları tamamlayacak kimse yok. Ve Barcode orada düşüyor. Kötü bir biçimde yakalanan Crew takımı burada skoru veriyorlar. Ejderha'ya 1,5 dakika kala. Yani aslında Dark Passage White burada çok güzel okudu. Rakibinin ayrıldığını görünce hemen bir savaş başlattı. Ve aradığını da buldu. Bunu şu an Ejderha'ya dökmeleri çok zor. Çünkü daha 1 dakika 20 saniye var. Ama rakip orman içerisinde görüş sağlamak isteyeceklerdir. Aynen öyle. Bu onlara bu avantajı sağlayacak. Yani rakip ormanda görüş sağlama avantajını sağlayacak. Şimdi de alt koridora giden bir Olaf Thresh ikilisi görüyoruz. Orianna ile Thresh karşı karşıya gelmek üzere alt koridorda ama Ravenno orada kaçtı. Kuleyi de almaya çalışan bir Pedal olacak şimdi alt koridorda ve kuleyi de alıyorlar. Rahat bir biçimde Dark Passage White kule sayısını eşitledi. İşte yani bazen tek bir skor buna sebep olabiliyor. Ve şu an altın farkı da eşitlendi. Aynen öyle. Tamamen eşit giden bir. Sadece arada bir artan 100 altınlık fark var. O da minyon, şu an biraz minyon farkını kapattı. Hatta yerler öne geçti. Koridorlar var. Crew ekibinin. Kesinlikle öyle. Bu Unknown'un üst koridorda çok fazla bedava minyon biçtiğini gördük. O minyonları biçerek Sylphie ile arasında olan farkı önce kapattı. Sonrasında da arttırmayı başardı. Şimdi Ejderha için 30 saniye içerisinde bir savaş görebiliriz. Şu an Madness'ın aşağı doğru yönlenmesi lazım derken onlar da yavaş yavaş Ejderha'nın oraya doğru geliyorlar. Yani Crew aslında erken sayıda bilecek dakikalarda Ejderha aldığı için şu an aldığı Ejderha ile beraber belki de oyunun geç safhasında 5. Ejderha'yı da alabilir. Tabi orada şu an görüş avantajı biraz daha Dark Passage White lehine o pembe totemde kesildikten sonra. Aynen öyle. Burada Orianna ve Leona'nın ultileri de az önce geldi. Şimdi sadece Olaf'ın ultisi bekleniyor derken yani iki takımın da bakıyorum Thresh'in sihirdar büyüsü yok ve öteki tarafta da Leona ile Irelia'nın sihirdar büyüsü yok. Neredeyse bütün sihirdar büyüleri duruyor. Bütün ultiler var. İnanılmaz bir savaş göreceğiz. Bu arada bir de kule düştü. Üst koridorda Sylphie orada kuleyi düşürmeyi başardı. Şimdiki takım savaşı çok çok heyecanlı geçebilir. Bu sihirdar büyüleri takım savaşının kaderini değiştirebilir. Yani orada görüşün olduğunu hala fark etmedi Crew ekibi. O yüzden biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Thresh varken, Lulu varken aradan çıkarma potansiyeli çok çok fazla. Madness'ın veya Ravenno'nun bir kere o ölüm cezasını yediğini düşünürsek bir anda geri dönülmez yaralar açabilir derken orada gelen bir Barcode hayır. Tamamen evet. Ejderha'ya yöneldiler. Tabii Sylphie. Rakibi çok güzel biçimde korkuttular orada ama şimdi ışınlanma geliyor Sylphie'den. Sylphie bakalım ultisini ne zaman kullanacak? Ejderha'yı rahat bir biçimde aldılar ama Ejderha çukurunda orada sıkışmış durumdalar. Sylphie içeri doğru girdi. Arka tarafta mükemmel bir Sejuani ultisi görüyoruz. Leona ultisi hem Lulu'yu hem de Graves'i kilitlemişti. Ancak burada Unknown'u yani Irelia'yı almayı başardılar. Euphony kaçmaya çalışıyor. Euphony'ye koru komutu geldi. Koru komutu onu korumaya yetmiyor. Şimdi Barcode'u yakalayan bir Trial Bane. Çok güzel bir Orianna ultisi. Bu da yeterli olmayacak. 2'de 2 yapan bir Lulu. Arkasından bir de Graves skoru. Dark Passage White bu takım savaşından çok güzel biçimde üstün çıkmayı başardı. Ve rakibinin Ejderha çukurunda sıkışmasını da iyi değerlendirdi. Şimdi de Baron'a gidiyorlar. Yani orada Crew takımı çok yanlış pozisyon aldı. Ejderha çukurundan hemen çıkmaya çalışmaları aslında biraz da ayrı düşmelerine sebebiyet verdi. Özellikle Ravenno orada hasarını veremeden çok fazla dışarıda kaldı. Ve ultisini de çok geç kullandı. Aynen öyle. Yani Unknown zaten Pedal'la uğraşayım derken bir an orada tüm hasar üzerine aldı. Yalnız o Baron çok tehlikeli. Evet, burada şimdi Baron pitinde rakibin çok fazla hasar aldığını bilen Crew takımı onları zorluyor. Unknown bakalım içeri girecek mi? Orada hayır. Devam etmedi. Ravenno'nun da manası kalmamıştı. Crew bu Baron'u önlemeyi başarıyor. Şimdi Madness orta koridor kulesini alacak. Orta koridor kulesi Jinx tarafından düşürülecek. Ölecek. Ve Güzel bir avantaj yakaladı Crew takım burada. Hem Baron'u önlediler hem de kule düşürdüler. Az önceki takım savaşını birazcık da olsa telafi etmeyi başardılar. Böylece her iki takım da şu an karşı ormanında biraz daha görüş sağlayabilme avantajını elde etti. Çünkü ilk kuleler düştü. Tekim şu an Crew bunu yapmaya çalışıyor. Bir de üzerine mavi güçlendirmeyi çalacaklar. Aynen öyle, mavi güçlendirmeyi de çalıyorlar senin bahsettiğin gibi ama Thresh'in oraya geldiğini görüyoruz. Bakalım Annon şansını zorlayacak mı? Annon bu güçlendirmeyi çaldı. Sıçra mı atacak? Bakıyorum, hayır, sıçrası yok. Çok kötü pozisyonda yakalandı. Bir mavi güçlendirme için değer miydi? Bence değmezdi. Bir de üzerine Pedal'a skor verdi. Evet, hem Pedal'a skor verdi hem de mavi güçlendirmeyi de ona hediye etmiş oldu. Aynen öyle, yani aslında elde var sıfır. Kesinlikle, evet. Yani aldığınız bir 60 altın için, birazcık tecrübe puanı için burada hem rakibin taşıyıcısına skor veriyorsunuz hem de diğer oyunculara asist veriyorsunuz. Şöyle bir durum oldu şimdi. Bu aldığı ufak avantajları değerlendirdi Dark Passage White. Bu sayede karşı ormanda biraz daha görüşünü sağladı. Tekim şu an alt ve üst tarafta 6 tane, hatta pardon 5 tane Dark Passage White totemi görüyoruz. Trial Bane'de biraz kendini buldu gibi. Evet, bu arada mavi güçlendirmeyi çalan bir Dark Passage White var. Hem az önceki mavi güçlendirmeyi skor olarak çalmışlardı. Şimdi burada Euphony aldı mı? Evet, aldı. Euphony orada güçlendirmeyi almayı başarıyor. Ultisini kullanacak mı? Evet, Babunya'yı tutan bir ulti ama yeterli olmuyor. Burada rahat bir biçimde Ragnarok geldi. Olaf orada Fener'le beraber çıkmayı başardı. Sejuani ultisi de boşa gitmiş oldu böylelikle. Bakalım Dark Passage White bunu avantaja çevirmek isteyecek mi? Kesinlikle istemeleri lazım çünkü zaten Sejuani ultisi biraz daha bekleme süresi uzun bir ultiydi. Gerçi şu an mavi güçlendirmeyi aldığı için birazcık kısaldı. Orianna'nın ultisi de geldi. Aynen. Şok dalgası şu an geldi. Takım savaşları dediğim gibi biraz daha pozisyona dikkat etmesi lazım Crew takımının. Tekin pozisyon yüzünden hasar vermeleri gecikiyor ve hasar biraz daha az veriyorlar karşı rakiplerine. Aynen öyle. Eğer burada takım savaşını başlatan taraf Crew olabilirse çok büyük bir avantaja sahipler. Ama rakip başlatırsa kötü olacak derken burada Sion şimdi o takım savaşını başlatmaya çalışıyor. Kule altına girdi. Madness'ı yakalamayı başaramadı ve Fener'le beraber çıkıyor ama üzerine gelen roket o kadar yüksek bir hasar verdi ki hem Babunya'nın hem Abaria'nın hem de Trial Bane'nin orada yarı canının gittiğini görüyoruz. Tek bir Jinx roketiyle. Orada bir de yanılmıyorsam kritik çıktı. Kritik çıktı, evet, çünkü statiği olan bir Jinx var. Orada statikle beraber ondan gelen ekstra hasarı da ve elektriklenmeyi de almış oldular. Yani dikkat edilmesi gerekiyor diyorum. Bence şu an dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü her iki takım da hala oyunu tam olarak eline geçirmiş değil. Yani en ufak bir hatada direkt bir baron kararıyla beraber oyunun ters dönünde görebiliriz her iki takım adına. Aynen öyle. Bu arada hemen az önceki durumu tekrardan açıklamak istiyorum. Roket derken normal saldırı olan roketini kastettik Jinx'in. Ultisi olan manyak güçlü ölüm roketi. Aynen öyle, onu kastetmemiştik. Bunu da buradan hemen belirtelim. Ve şimdi 24. dakika geride kaldı. 1000 altınlık fark. Ejderhanın çıkmasına 1 dakika 40 saniye ve 3 ejderha üstünlüğü olan bir Crew takım var. 4. ejderhayı da isteyeceklerdir ama az önceki gibi bir takım savaşı olması durumunda çok çok zor duruma düşebilirler. O ejderha çukurunda sıkışmamaları gerekiyor. Birincisi o, ikincisi pozisyon alırken biraz da ejderha çukurunda rahat çıkabilecekleri, kendilerine bir tünel oluşturabilecekleri bir pozisyonda kalmaları gerekiyor. Derken orada yakalanan bir Unknown var. Evet, bakalım o Unknown oradan çıkabilecek mi? Sıçrayla beraber kırıp geçirden kaçtı ama hala yakalanma ihtimali var. Hayır, Dark Passage White daha fazla kovalamadı. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Irelia'nın sıçrası gitti. Bir dahaki ejderha savaşına muhtemelen herkesin sıçrası gelmiş olacak diyecektim. Ama Irelia sıçrasının olmaması biraz sıkıntı yaratabilir burada Crew takımı için. Yani Irelia'nın orada çok iyi bir şekilde Pedon'u tutabilmesi gerekiyor. Çünkü şu an Pedon'un eşyaları hasar vermeye bayağı bir müsait. Ebedi kılıcı var, hayalet dansçısı var. Yani takım savaşında uygun bulduğu bir kitle kontrolde bir kişiyi bile rahatlıkla aradan çıkartabilir. Şu an Crew ekibi orada görüşü sağlıyor ufaktan. 40 saniye kaldı. Her iki ekibin de oraya doğru yaklaştığını göreceğiz. Evet, orta koridorda orada Lulu'yu çok önde görünce hemen üzerine bir saldırı yaptılar. Ama Abaria oradan kaçmayı başardı. Şimdi Euphony de rakip ormandan kaçmayı başarıyor. Yaklaşık olarak 25 saniye var ejderhanın çıkmasına. Crew takım bu ejderhayı ne kadar istediğini bir kere daha gösterdi ve o bölgeyi inanılmaz bir biçimde totemlemiş durumdalar. Yampiri yengeç almış durumdalar. Şimdi Dark Passage White'da aynısını yapmaya ve o bölgeyi temizlemeye çalışıyor. 10 saniye kaldı. Her iki takım da burada çok rahat bir şekilde pozisyon alamazsa eğer ilerisinde bayağı bir sıkıntı çekecekler. Şu an Dark Passage White ekibi gayet temkinli bir şekilde yaklaşıyor oraya. Nitekim oraya görüş saldığını bildiği için Crew'un kendilerine görüş sağlamak istediler. Fakat hala görüş orada eşit. Bu arada ejderhaya başladı Babunya. Evet, bu sefer Dark Passage White başlatan taraf oluyor. Crew için aslında avantajlı çünkü Crew takım burada takım savaşını başlatan taraf olacak. Bakalım Euphony ve Ravenno o komboyu gerçekleştirebilecek mi? Kırıp geçir kullanıldı. Arka tarafa girmek isteyen bir Euphony var ama hayır, ejderhayı Dark Passage White aldı. Trial Bane çok güzel ulti kullanmıştı. Euphony'den kötü bir Sejuani ultisi. Euphony şimdi kötü pozisyonda yakalanıyor. Orada kaçmaya çalışıyor. Sylphie kırıp geçirle beraber Euphony'yi kaldırdı ama ölüm cezası çok kötü Crew için. Burada Orianna yakalanıyor. Orianna ölecek mi? Sıçrayla kaçmayı başardı. Arka tarafta Lulu düştü. Bir skor daha gelecek mi? Şimdi orada Sion'u yakalamaya çalışan bir Euphony görüyoruz. Onun yerine Babunya'yı yakaladı. Birebir pozisyonda onunla savaşmaya çalışıyor. Babunya'dan gelen balta. Skor Orianna'da kalıyor. Birebir bir takas. Devamı gelecek mi? Annon'un arkadan geldi. Şimdi Pedal'ı yakalamaya çalışıyor. Trial Bane'den orada. Derisini yüz geldi ama yeterli olmuyor. Skor burada Unknown'da kaldı. Bir skor daha geliyor mu? Evet. Madness orada bir skor daha alıyor. Şimdi Madness kötü pozisyonda yakalandı. Madness kaçmaya çalışıyor ama kule hasarı çok yüksek. Madness kaçamıyor burada. Kule altına giren bir Barcode var. Barcode kuleyi tanklıyor. Barcode oradan çıkmayı başardı. Kaos gibi bir takım savaşı. 3'e 2'lik bir değişim. Burada Crew takımı avantajlı çıktı. Altın farkını biraz azalttı ama ejderhayı kaybettiler. Yani kaç dakika sürdü ya? Harbiden. Anlayamadık çünkü o kadar çok aksiyon devam etti ki Ravenna Zonya hayatını kurtardı zaten. Orası net. Buna karşılık aslında Sejuani ultisini daha güzel kullanabilmiş olsaydı Euphony, orada o Sejuani ultisi kaçmamış olsaydı çok daha rahat takım savaşı çıkartabilirdi Crew ekibi. Madness çok iyi pozisyon aldı ve hasarını rahat bir şekilde rakibe verebildi. Orada biraz daha Babunya'nın ters pozisyonlarda kaldığını gördük. Yani taşıyıcılar üzerine binmek isterken çok rahat kayıtlandı ve bu kayıtlanması sonucu bir anda tüm canın eridiğini gördük. Yalnız sondaki balta gerçekten çok güzeldi. Ravenno'yu almayı başardı orada. Genel olarak total baktığımızda aslında eşit bir takım savaşıydı. Çünkü bir ejderhası oldu Dark Passage White'ın. Tekim oyunun bu safhasında aldığı için de %'den daha yüksek miktarda yararlanabiliyor. Aynen öyle. Burada şimdi ilk ejderhayı aldığı için Dark Passage White rakibiyle hasar oranını da eşitlemiş oldu. Tabii altında da az önce 1000 altın kadar öndelerdi ama bu farkı kapatmış gibi duruyor anında. Hatta öne de geçtiler şu anda. Crew takımı hemen ormana yönelip orada canavarları keserek biraz da minyon biçerek bu farkı kapattı. 3'e 3'lük bir kule eşitliği var aynı zamanda. Ama 8'e 10'luk bir skor üstünlüğü var. Dark Passage White tarafına baktığımızda ilk kanı da onlar almıştı. Dolayısıyla skorlarda daha yüksek bir altın oranı var onlar için. Aslında oyunun bu safhasına kadar Madness'ın çok iyi miktarda minyon biçtiğini de görüyoruz. Şu an 250'ye ulaşacaktır diye düşünüyorum. Aynen 251 oldu ve 5 tane skoru var. Evet. Yani hem oyun içinde en çok minyon kesen isim hem de onun dışında o 5 skor. Baktığımız zaman ebedi kılıç, statik hançer ve son fısıltı var. Bu arada şimdi Barcode orada yakalandı. Trial Bane'den de güzel bir ölüm cezası ama yeterli olmuyor. Baron'a başlayan bir Crew takım var. Bunu gerçekten zorlamak istiyorlar mı? Çok merak ediyorum çünkü Dark Passage White oyuncuları oldukça yakında. Ravenna uzakta kaldı. Sylphie şimdi orada 4 kişinin arasına giriyor. Sylphie'den kırıp geçir ama bu kırıp geçir önlendi Barcode tarafından. Arka tarafta şimdi Ravenna çok kötü yakalanıyor. 1'e 4 pozisyonda. İki takımdan da birer kişi düştü. Bir tarafta Sion, diğer tarafta Orianna. Bakalım Euphony orada ölecek mi? Hayır, Barcode'dan güzel bir ulti geliyor. Barcode 4 Dark Passage White oyuncusunu birden o ultiyle durdurmayı başardı. Ve burada belki de takımının daha fazla skor vermesini önledi. Ama Baron güçlendirmesini almayı başaramayan bir Crew var. Şunu söylemek istiyorum Chris, tamam belki Baron'dan aldıkları hasar oldu ama... Bu arada arka tarafta şimdi Barcode'la Annon'un yakalandığını görüyoruz. Çok güzel bir ulti. Euphony orada takım arkadaşlarını kurtarmayı başardı. Az önce Barcode, şimdi Euphony. Bu arada Annon orada yüksek bir hasar alıyor Lulu'nun ışıltılı oklarından ama... ölmedi ve Unknown'un düştüğünü görüyoruz. Orada skoru vermemek için hemen pause'u attılar. Bakalım oyun döndüğünde nasıl bir mücadele göreceğiz. Unknown umarız ki oyuna en kısa zamanda geri dönüş yapar. Şöyle bir durum oldu. Bak şimdi burada tamam bu yakalanmalar falan sorun değil. Baron'dan aynı şekilde hasar almaları da mesele değil. Yalnız Ravenna'nın o kadar ters bir pozisyondan gelmesi, üzerine Dark Passage White'ın bunu fark etmesi tüm hasar potansiyellerini düşürdü. Aynen öyle. Burada Ravenna'nın su tarafından değil de arka taraftan dolaşması hem rakibe görülmemesi hem de takım savaşına Dark Passage White'la aynı anda gelmesi anlamına gelecekti. Ama bir nevi işe de yaradı çünkü öteki tarafta Sion tek kaldığı Dark Passage White Orianna'ya odaklandığı için sıkıntı çektiler. Takım savaşına daha fazla skor çıkartabilirdi Dark Passage White burada ama Ravenna'yı orada bırakmayı tercih etmek yerine 4 kişi ona odaklandılar ve belki de alacakları diğer skorları feda etmiş oldular burada. Aslında bir nevi de aynen takım arkadaşlarının hayatını kurtarmış. Aslında şok dalgası da fena değil ama işte ne yazık ki Crew adına orada tamamlayacak kimse yoktu. Aynen öyle ama şunu söylemek gerek, son takım savaşında Crew takımındaki bütün ultiler diğer oyuncuların hayatını bir şekilde kurtarmayı başardı. Oyunun şu dakikasında her iki takımın aslında Baron'u ne kadar çok istediğini de gösteriyor böylece. Fakat ejderhaya da 1 dakika 45 saniye kaldı. Bence Dark Passage White bu ejderhanın kesinlikle Crew lehine gitmesini istemeyecektir. Çünkü 4. ejderhayı aldıktan sonra bunun 5.'si de var. 5.'yi de alırlarsa ben o Jinx'i düşünemiyorum. Kesinlikle öyle. Zaten şu anda inanılmaz bir minyon farkı atmış durumda Pedal'a karşı Madness. Ve 5 skor. Karşısında Pedal'ın 2 skoru var. Tamam asistler var ama yeterli değil. O 6 asist zaten bir tane skor ediyor. Aynen öyle. Dolayısıyla burada gerçekten yüksek bir fark yaratmış olan Madness var. Bu Madness takım savaşlarında da farkını yaratıyor şu ana kadar ve zaten kana susamışa gidiyor şu anda. Daha da hasarı yükselecek. Aynı zamanda sustain dediğimiz takım savaşında kalması için can çekmesi olacak. Burada Madness'ın takım savaşlarında ölmesi neredeyse imkansız bir skor aldıktan ya da bir asist aldıktan sonra. Burada Barcode'un performansı da çok önemli. Yani Jinx'in üzerine gelmeye çalışan bir Sion'u, bir Olaf'ı engelleyebilirse orada çok büyük bir iş yapmış olacak. 53 saniye kaldı şu an ejderhaya. Orada her iki takım da şu an görüşü sağlamayı istiyor. Crew bunu bırakmamaya niyetli. Evet, Crew geçen sefer Dark Passage White'ın ejderhaya erken başlamasına izin vermiş ve takım savaşına da kaçan bir Sejuani ultisiyle başlamıştı. Bu sefer aynı durumun olmasını istemiyorlar. Euphony'nin özellikle çok daha iyi pozisyon alması gerek. Bu arada Babunya orada totemleri kırmaya çalışırken onu yakalamaya çalışabilir Crew takımı. Babunya şimdi orada totemi kırmaya çalışıyor. Trial Bane de oraya geldi. Bakalım ölüm cezası gelecek mi? Euphony oradan kaçmayı düşünecektir diye tahmin ediyorum. Euphony'nin canı oldukça azaldı. Bir ulti gelir mi? Ama Babunya'ya inanmak istemiyorlar çünkü Ragnarok var. Ve evet, Ragnarok'unu kullanan bir Olaf. 15 saniye kala. Dark Passage White'tan büyük bir eksi bu. Bakalım Sylphie ultisi kullanacak mı? Pardon, Sylphie ultisini tutturabilecek mi diyecektim. Sylphie de ultisini tutturamadı. Dark Passage White'ın iki önemli ultisi şu anda gitti. Yani Euphony orada aslında biraz da direterek iyi iş yaptı. Çünkü Babunya üzerine çekmeyi başardı. Yalnız Madness'ın hasarı çok fazla. Yani iki tane roketle Babunya'yı resmen mahvetti orada. Şu an bu ejderhaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Yalnız oraya gelen bir Abaria var. Evet ama burada büyük bir sıkıntı yaşayacak Dark Passage White gibi ultileri olmadığı için. Sylphie şimdi orada hem Barcode hem de Annon'u tuttu ama çok yüksek bir hasar aldı. Kaçan bir şok dalgası gördük. Şimdi arka tarafta Euphony ultisini attı ama bu da yeterli olmuyor. Euphony şimdi orada ejderhayı kesmeye çalışıyor. Barcode öldü arka tarafta. Ejderhayı alan taraf Crew oldu. Ravenno 4 kişinin arasında yakalandı ve Ravenno'yu da öldürmeyi başarıyorlar. Babunya'dan inanılmaz bir hız. Üzerinde Kapris'le beraber orada Unknown'u yakaladı. Sylphie geldi şimdi. Sıçra geldi. Patlangaç çok güzel. 3 kişiyi birden tuttu. Ölüm cezası yetmiyor. Unknown orada kaçmayı başarabilecek mi diye bakıyorum. Ama Babunya çok güzel yavaşlattı. Kırıp geçir de geliyor. Bir balta daha. Unknown kaçamıyor. Skor burada Abaria'da kaldı. Abaria seriye bağladı. 14'e 9'luk bir skor üstünlüğü. 2500 altınlık bir üstünlük. Onun dışında bir de şimdi Baron güçlendirmesi almaya gidiyorlar. Yani Crew o savaşta ne yapacağını bir türlü karar veremedi. Girsek mi ejderhaya mı devam etsek? Girsek mi ejderhaya mı devam etsek? Yalnız şu an alt koridorda da Crew'un minyonları Dark Passage White'ın kulesini alacak gibi duruyor. Yani orada eğer sadece tek bir yere odaklanabilmiş olsalardı takım savaşı onların lehine gidecekti. Kesinlikle öyle. Bu arada Euphony oraya doğru yaklaşıyor. Euphony orada sıkıntılı bir durumda kalabilir ki Abaria'dan çok yüksek bir hasar yedi. Bakalım Sejuani burada ne yapabilecek? Kaçmak zorunda kalacak. Ölüm cezası tuttu. Trial Bane'nin üstüne gidecek mi? Hayır, yeterli değil. Pix var üzerinde. O da yeterli olmadı. Şimdi Trial Bane'nin üstünde yüksek bir hasar ve skor geliyor burada. Madness ilk skoru aldı. Baron çaldı düştü. Baron çaldı. Barcode Baron çalıyor. İnanılmaz bir oyun. Euphony orada Sylphie'yi öldürmeye çalışıyorlar. Buraya kadar dedi. Olaf'ı öldürmeyi başardı Orianna. Arka tarafta Barcode'u öldüren bir Pedal görüyoruz. Bu arada Sylphie de ultisini kullanarak kaçmak zorunda kaldı. Euphony deliler gibi kovalıyor orada. Skor geldi. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz bir oyun. Ya Barcode ne yaptı öyle yani? 5 kişinin arasına korkusuzca girdi. Üzerine bir de Baron'un takımının lehine kazandırdı. Yani inanılmaz bir oyundu ya. Ya Euphony'ye de değinmek istiyorum. Hiç korkusuzca o adamı yakalayacağını düşünerek orada Pedal'ı yakalayacağını düşünerek sıçrasını attı. İşte burada takım savaşı görüyoruz. Her şey Madness'ın verdiği skorla başladı. Madness'ın aldığı skorla başladı. Şimdi orada Leona'yı görüyoruz. Ultisini kullanıyor. Baron'un çok az canı var ve canda, ultinin oradaki hasarı Baron'u çalmaya yetiyor. Ardından çok güzel arka taraftaki oyuncuları kitlemeyi başarıyor burada. Madness aldığı hızlandırmayla beraber Sylphie'yi de öldürmeye çalışıyor. Sylphie kaçmak için ultisini kullanmak zorunda kalıyor. Arka tarafta Olaf'ı öldüren bir Orianna ve Leona'yı öldüren bir Graves görüyoruz. Burada işte Euphony sıçrasını mükemmel biçimde kırmızı güçlendirmeye doğru atıyor ve Pedal'ı yakalayıp arkadan gelen manyak güçlü ölüm roketiyle takım arkadaşına skoru kazandırıyor ve Crew bir anda oyunu tersine çevirdi. Yani dedim ya hani oyun çok ortada, yapılabilecek en ufak bir hatada bir an oyun tersine döner. Zekim Crew yavaş oyunu ellerinden kaybediyordu ama bu son yaptıkları hareket yeniden ortak olmalarını sağladı. Aynen öyle. Burada hatta ortak olmalarından öte 500 altınlıkta bir fark yakalamış ve 4 ejderhalık bir üstünlük yakalamış durumdalar. Baron güçlendirmesi de var. Baron güçlendirmesi bittiği gibi 5. ejderhayı alma şansları var. Bakalım bunu gerçekleştirebilecekler mi? Şimdi orta koridor kulesini ittirmeye başladılar. Bu baron güçlendirmesini bu şekilde kullanmaları onlar adına çok çok iyi. Yani bir de şimdi üst koridora gidip üst koridordaki minyonları kesip o kuleyi de alırlarsa iyice değerlendirmiş olacaklar. Dediğin gibi baron güçlendirmesi bittiğinde ejderha çıkacak. Bu ejderhayı da alırsa zaten Crew Dark Passage White üzerinde rahat bir şekilde üstünlük kurabilir. Aynen öyle. Hani dün Crew takımı dün kazandığı karşılaşmayı bir taktikle değil, gerçekten iyi oyunla kazandığını şu anda gösteriyor. Dark Passage White'la eşit seviyede olduğunu, iki takımın çok eşit güçlerde olduğunu, hatta belki de kulübün bir adım şu anda önde olduğunu gösteriyor. Trial Bane'den bir ölüm cezası tuttu ama yeterli olmadı. Karşılığında bir cıst aldı orada Trial Bane ve birazcık da hasar yedi. Bakalım şimdi o üst koridor kulesine inanan bir Crew takımı görecek miyiz? Yoksa bundan vaz mı geçecekler? Şu ana kadar pek zorladıklarını söylemek doğru olmaz. Ya ben burada şu taktiği öngörürdüm. Şu an o Irelia'nın gidip orta koridorda rahat bir şekilde o minyonları ittirip buna karşılık 4 kişinin üst koridorda minyonları ittirmesi ve oluşabilecek bir aksiyona da hemen toparlanabilmelerini öngörüyordum. Fakat onlar bundan yana tercihlerini kullanmadılar. Şu an aşağı koridorda Dark Passage White minyonları çok fazla etkilemiş durumda. O yüzden Ravenno oraya doğru yönelecek gibi duruyor. Aynen öyle. Zaten 2-5-2 oynuyor şu anda. Oyun başındaki üstünlüğünü tamamen kaybetmiş durumda. Minyonda da geriye düşmüş durumda. Abaria'ya karşı Ravenno ve orada birazcık daha hem o farkı azaltmak hem de eşya farkını azaltmak isteyecek. Bu arada ilginç bir eşya tercihi. Şu an yanlış görmüyorsam 12 yüklü bir Mejai var Lulu'nun üstünde. Ya hangi dakikada çıktı açıkçası çok göremedim. Ama 12 yük olduğuna göre yani... Biraz erken çıkmış demek ki. Evet. Yani 12 yük aslında şu an için Lulu için fena değil. Özellikle çıkacak bir savaşta aldığı asistlerle beraber hem yetenek gücünü hem de... Onun da tabii 20 yükü tamamlamasıyla beraber bekleme süresini de iyice azaltacaktır. Ama önemli nokta geldi. Ejderha'ya 1 dakika 23 saniye var. Yani Crew bunu alırsa Dark Passage White için çok zor zamanlar gelecek. Kesinlikle öyle. Burada şu ana kadar Crew'un kombosunu kullanamadığını, o Sejuani Orianna kombosunu bir türlü oturtamadığını gördük. Çünkü takım savaşlarına çok dağınık girdiler. Buna rağmen üstün çıkmayı başardıkları takım savaşları oldu. Ve özellikle Barcode'un oyunu dediğimiz gibi çok önemli bir etki yarattı bunda. Az önce Baron'u çalması da çok önemli bir etki yarattı. Merak ediyorum Dark Passage White oyuncuları orada Babunya'ya biraz yüklenmiş midir diye. 200 can kala o ulti orada gelmesi. Ya gerçekten Barcode'u tebrik ediyorum. Eğer hani onu orada gerçekten çalabileceğini hissetmişse helal olsun. Ki şunu da söylemek gerek, hissetmiş gibi duruyor çünkü ultiyi direkt olarak Baron'un üstüne atmış. Yani herhangi bir oyuncuya odaklayarak, hani bir oyuncuya çarpsın Baron'a da çarpsın diye değil, direkt Baron'un üstüne atmıştı. Bu arada şimdi bir takım savaşı çıkma ihtimali var orada. Just kaçıyor Euphony orada hemen pembe totemle beraber bir tane totemi kırmayı başardı. Ejderhanın çıkmasına tam 25 saniyelik bir süre var. Yampiri yengeçte orada tam 25 saniye kala alındığı için 5 saniye ekstra bir görüş sağlayacak Crew takımına ejderha çıktıktan sonra. Şimdi burada aslında Crew'un ejderhayı almaması için hiçbir sebep yok. Görüşü sağladılar, üstünler ve ayrıca Jinx var ellerinde. Oyunun bu dakikasında Jinx tonlarca hasar demektir. Şu an Dark Passage White ayrı koridor, ayrı yerlerden üzerlerine gelmeye çalışıyor derken... Ve silfilen bir ulti geldi bu arada arkada. Euphony'yi kilitlemeyi başardı ama yeterli olacak. Babunya şimdi iki kişiye birden girdi. Arka tarafta güzel bir Orianna ultisi görüyoruz. Şimdi ön tarafta Babunya orada 4 kişinin arasında 3 kişinin arasında sıkışmış durumda. Ulti geliyor Lulu'dan. Sylphie ölmek üzere. Sylphie oradan kaçmayı başardı. İlk skor burada Euphony oldu. Euphony'yi öldüren isim Babunya ve iki takımda sadece bir tane, iki takımda toplam takım savaşında bir kişi öldü. Bakalım devamı gelecek mi? Crew takım burada zorlamayı düşünecektir. Ellerinde Jinx diye bir güç olduğu için ve Orianna da tam canda olduğu için diye düşünüyorum. Ve oraya bir ışınlanma geliyor şimdi üstünden Sylphie. Bakalım ve evet Madness'ı yakaladılar. Madness çok kötü pozisyonda sıçrası atmak zorunda kaldı. Pedal'ın önünde bu sefer. Pedal'ı öldürebilecekler mi? Evet Pedal'ı öldürdüler ve takım savaşına düşen ikinci kişi Dark Passage White'tan oluyor burada. Birebirlik bir takas gerçekleşti şu anda. Madness güzel bir cız. Unknown orada Trial Bane'yi yakaladı. Madness skor alabilecek mi? Unknown şansını zorlamaya devam ediyor. Bir skor orada Jinx'i heyecanlandıracak. Jinx orada heyecanlanmaya çalışıyor. Çok güzel bir fener. Kaçmayı başardı orada Sylphie. Devam ediyorlar kovalamaya. Şimdi Babunya'yı tutan bir cız. Ve orada skor alan bir Madness var. Son anda arka tarafta baltayla beraber yavaşladı. Unknown kaçmaya çalışıyor. Orianna onu korudu. Burada... 5. ejderhayı almaya gidecek mi diye bakıyorum şu anda Crew takımı. Ve evet 5. ejderhaya doğru ilerleyen bir Jinx Leona ikilisi var. Orianna da yanlarında. Annon göründüğü bir yerde üstüne döndüğü için Dark Passage White takımı burada Irelia tehlikesinin olmadığını biliyor ve oraya doğru geliyorlar. Şimdi Sylphie oraya doğru girdi. Ejderha'yı çalamadı. 5. ejderha alınıyor burada. Arka tarafta Sylphie'yi öldüren bir Euphony var. Çok güzel bir manyak güçlü ölüm roketi. Barcode'dan mükemmel bir oyun. Skor burada Jinx'e kalıyor. Crew takımı hem Baron'u çaldı, hem 5. ejderhayı aldı, hem de takım savaşından üstün çıktı. İnanılmaz bir oyun şu ana kadar. Yetenek atışları bu maçın kaderine yön veriyor. Kesinlikle yani o kadar uçtan tutan, o kadar yere tutan derken... Bu arada inanılmaz bir hasar, inanılmaz bir hasar. Ulti geldi Euphony'den. Pedal çok kötü yakalanıyor burada. Crew takımı bir kere daha takım savaşlarında ne kadar iyi organize olabildiğini gösterdi bize. Yani Euphony'nin attığı o iki tane sıçra belki de Pedal için kabus oldu. İlki kırmızı bölgesinde, ikincisi de şimdi burada attı. Yani Crew takım bir anda oyunu tersine çevirdi. Aynen öyle ve farkındaysan Euphony'de inanılmaz bir gelişim var agresiflik adına. Eskiden ejderha çalmayı bile denemezdi. Şimdi ise tek bir skor için sıçralar, ultiler her şeyi yapıyor. Gerçekten Euphony takımının yıldızı gibi oynuyor şu ana kadar. Başta biraz Sejuani ultileri kaçırmıştı ama sonrasında yaptığı hareketlerle iki kere Pedon'u oyundan düşürmesi onun için maçın adamı tabirinde yavaş yavaş getirmeye başladı. Ya şu an Baron canlı. İki tane inhibitor açık. Bence buradan Baron'a yönelmeleri çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü üstü zaten ittiren minyonlar var. Yani geriye dönüp demek ki gelip biraz daha savaş aramak istiyor orada Crew ekibi. Aynen öyle. Burada 5. ejderha güçlendirmesini de kullanmak istiyorlar. Dark Passage White hemen Baron'a doğru yönelecek ama Baron'a gitmeyen Abaria ve pusu kuran Abaria bir Crew takım var. Abaria yok oldu. Abaria haritada mıydı ben göremedim. Yani... Muazzam bir hasar ya, evet. Madness'tan şu an. Orada Trial Bane yakalanmak üzere. Orada şimdi ultisini kullanmak zorunda kaldı. Arkadan kırıp geçir geliyor. Çok güzel bir güneş patlaması. Manyak güçlü ölüm roketi. Bir skor daha alıyor. Madness'ın roketleri bugün büyük bir can yakıyor. Ve Dark Passage White teslim mi olacak acaba diye bakıyorum. Evet teslim oluyorlar muhtemelen. Orianna ultisini boşa attığına göre. Çok güzel bir oyun. Crew takımı burada hem Yükselme Ligi'nin ne kadar dominant